Merhaba arkadaşlar. Karekök Yayınları'nın hazırlamış olduğu TYT coğrafya denemelerinin çözümüyle birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda özellikleri verilen merkez, aşağıda koordinatları verilen bölgelerden hangisinde bulunabilir? Bu merkezin özellikleri nelermiş? Güneş ışınlarını 23 Eylül 21 Aralık arası dönemde bir defa dik alır. Arkadaşlar, güneş ışınlarının hangi tarihte nereye dik geldiğini bir hatırlamamız gerekiyor. Bakınız. Şu şekilde düşünelim. Dünya, ekvator burası. Kuzey yarımkürede 23 derece 27 dakika yengeç dönencesi ve güney yarımkürede 23 derece 27 dakika enleminde oğlak dönencesi. 21 Mart'ta güneş ışınları 21 Mart'ta ekvatora dik geliyor. 21 Mart'tan sonra kuzeye doğru giderek Mart, Nisan, Mayıs ve 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik düşmektedir. Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de tekrar 23 Eylül ekvatora dik düşmektedir. Ekim, Kasım, Aralık 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik düşmekte. Ocak, Şubat ve tekrar 21 Mart. Bir yılı tamamladık. Güneşin dik geldiği yerler buralar arkadaşlar. Yani yengeç dönencesine bir defa, oğlak dönencesine bir defa, dönenceler arasındaki merkezlere ise iki defa dik açıyla geldi. Buna göre şimdi sorumuza dönecek olursak, güneş ışınlarını 23 Eylül 21 Aralık arası dönemde bir defa dik alır. 23 Eylül nerede arkadaşlar? Ekvatorda güneş. 21 Aralık nerede? Oğlak dönencesinde. Demek ki bizim merkezimiz ekvator ile oğlak dönencesi arasında. İkinci özelliği, sürekli rüzgarlar hareket yönünün soluna saparlar. Arkadaşlar, rüzgarlar kuzey yarımkürede gittiği yönün sağına, güney yarımkürede gittiği yönün soluna saparlar. Sola saptığına göre yine güney yarımkürede olduğunu anlıyorum. Yatay düzleme dikilmiş bir çubuğun gölgesi yılda iki kez sıfır olur. İki kez sıfır olabilmesi için bakınız, güney yarımkürede ekvator ile oğlak dönencesi arasında olduğunu anladık. İki kez sıfır oluyorum bakalım. Eylül'den başladık. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Demek ki merkezimiz bu arada olduğuna göre bir defa dik geldi ve gölge boyu sıfır oldu. Aralık'tan Ocak, Şubat, Mart şeklinde giderken bir defa daha dik geldi. Yine gölge boyu sıfır oldu. Demek ki benim arayacağım merkez ekvator ile oğlak dönencesi arasında olacak. Şıklarımıza bakalım. A seçeneği 10-15 güney enlemleri. Evet, 10 derece ve 15 derece güney enlemleri uyuyor mu? Şartlarımızı karşılıyor mu? Karşılıyor. Demek ki cevabımız A seçeneği olacak. Diğerlerine bakalım. 20-25 güney oğlak dönencesinin güneyinde olmaz. 10-15 kuzey olmaz. 20-25 kuzey olmaz. 50-60 kuzey yarımkürede olmaz. Cevabımız A seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki topografya haritasında K ve L merkezleri arasında yükselti farkı 300 metredir. Buna göre bu izoips haritasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İzoips aralık değeri 100 metredir. Bakalım arkadaşlar, K merkezi ile L merkezi arasında 300 metre varsa denizden sonra gelen ilk izoips kıyı çizgisidir ve 0 metredir. K kaçıncı izoips üzerinde? 1, 2, 3, 4. K 4. izoipste. L ise 0. 1. izoipste. Aralarında kaç izoips fark var arkadaşlar? 3 izoips fark var. 3 izoips farkı 300 metre ise demek ki izoipsler 100 metre ile çizilmiş. Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. Özellikle okyanus kenarlarında gelgit etkisinin fazla olduğu yerlerde deniz akarsu ağzına doğru ilerlemişse, bakınız burada ilerlemiş arkadaşlar. Akarsu vadisine doğru, ağzına doğru ilerlemiş. Biz buralara haliç diyoruz. Haliç oluşmuştur. T noktası boyun üzerindedir. Boyun iki tepe arasındaki hafif alçak yerdir. Bakınız şöyle bir dağ düşünelim. Bir tepe ve başka bir tepe. İki tepe arasındaki şu bölgeye biz boyun diyoruz. T gerçekten de iki tepe arasındaki bir noktada bulunuyor. Boyun üzerindedir. Boyun noktası 500-600 metreler arasındadır. Bakalım arkadaşlar. 100, 200, 300, 400, 500 metre izoipsi. Bu da 500 metre izoipsi. T'nin bulunduğu yer 400 ile 500 metre arasında arkadaşlar. 500-600 değil. Cevabımız D seçeneği. Bunu söyleyemeyiz. Kıyı kuşağında gelgit genliği fazladır. Bunu nereden anlayacağız? Haliç oluşabilmesi için kıyıda gelgit genliğinin fazla olması gerekir. Haliç oluştuğuna göre demek ki bu kıyıda gelgit etkisi fazla arkadaşlar. Doğru. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda bazı özellikleri verilen boğaz aşağıdakilerden hangisidir? Neymiş bu boğazın özellikleri? İki yakası arasında bir günlük tarih farkı vardır. İki büyük denizi birbirine bağlamasına rağmen dünya deniz ulaşımında önemi azdır. En son yaşanan buzul devrinde deniz seviyesinin alçalması sonucu bu boğazın bulunduğu alanda oluşan
karasal bir köprü Sibirya ile Alaska arasında hayvan göçlerine yol açmıştır. Hürmüz, Bering, Ceberi Tarık, Dover, Magellan Boğazları. Cevabımız Bering Boğazı. Bering Boğazı'nı arkadaşlar haritadan gösterecek olursak bakınız Alaska ile Asya arasında Bering Boğazı burada. Dilsiz haritadan da gösterelim arkadaşlar. Anlaşılması daha kolay olacaktır. Sorular da bu şekilde geldiğinde. Bakınız Kuzey Amerika ile Asya arasında Bering Boğazı. Tarih değiştirme çizgisi yani 180 derece meridyeni buradan geçtiğinden dolayı iki yakası arasında bir günlük zaman farkı vardır. İki büyük denizi birbirine bağlar. Şuradan da görebiliriz arkadaşlar. Kuzey Buz Denizi ile Bering Denizi'ni birbirine bağlar. Ancak dünya deniz ticaretinde fazla önemi yoktur. Kuaternerde yaşanan buzul dönemlerinde deniz seviyesi alçaldığından dolayı Asya'dan Kuzey Amerika'ya ya da Kuzey Amerika'dan Asya'ya hayvan geçişleri buradan olmuştur. O halde cevabımız Bering Boğazı. Dördüncü soru, kalkolitik olarak adlandırılan ve madenlerin işlenmeye başlandığı dönemde madencilik meslek haline gelmiş, üretim araçları gelişmiş, sabanın icadıyla üretim artmış ve tarım alanları genişlemiştir. Yani günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce kalkolitik çağda bunlar yaşanmış. Buna göre kalkolitik dönemde madencilik yapan bir kişinin Anadolu Yarımadası'ndaki aşağıdaki illerden hangisinde ham madde bulmasının daha kolay olduğu söylenebilir? Mardin, Sinop, Sivas, Konya, Nevşehir. Arkadaşlar bu soru TYT'den çıkmış sanki AYT tarzı bir soru olmuş. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynakları konusunu bilmemiz gerekiyor. Sivas arkadaşlar Türkiye demir madeninin en bol, en yaygın şekilde bulunduğu illerimizin başında gelmektedir. Dolayısıyla bu madeni arayan bir kişi kalkolitikte Sivas çevresinde buna daha çabuk ulaşacaktır. Dediğim gibi bu soru karşımıza çıkmayabilir TYT'de. Çünkü AYT tarzı bir soru olmuş. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynakları 11. sınıf konusu arkadaşlar. 5. ve son sorumuz. Yerel rüzgarlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenemez? Yerel rüzgarlar arkadaşlar günlük basınç farkına bağlı olarak oluşan etki alanları dar olan rüzgarlardır. Birinci özellik makro klimaların temel özelliklerinin oluşumunda etkili olurlar. Makro klima büyük iklim tipleri, büyük iklim bölgeleri demektir arkadaşlar. Yerel rüzgarlar bunda etkili değildir. Makro klimalarda sürekli rüzgarlar yani kutup rüzgarları, batı rüzgarları ve arize rüzgarları etkilidir. Örneğin ılıman okyanusal iklimin oluşmasında batı rüzgarlar etkilidir. Dolayısıyla makro klimalarda yerel rüzgarlar etkili olmaz. Günlük sıcaklık ve günlük basınç farklarına neden olurlar. Evet, günlük kısa süreli basınç farklarına neden olabilir yerel rüzgarlar. Etkili oldukları süre genellikle kısadır. Bir günlük, iki günlük etki alanları vardır arkadaşlar süre olarak. Doğru. Gün içerisinde esme yönleri değişebilir. Yani gündüz vakti denizden karaya doğru, gece vakti karadan denize doğru. Yani gün içerisinde yön değiştirirler ya da dağdan vadiye, vadiden dağa esen meltemler gibi. Bu da doğru arkadaşlar yerel rüzgarlarla ilgili. Hangisi söylenemez? O halde cevabımız yalnız bir diyoruz. Denememiz sona erdi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.